Yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam hayırlı yayınlar. Annem öldü benim, bir hafta oluyor. Kız kardeşim onunla hiç konuşmuyordu. Annem ikinciye evlendi diye. Annem öldü, şimdi küpelerini bana vasiyet etmişti hocam. Kız kardeşim hastanede ben ağlarken gitmiş küpeleri almış ve bana vermiyor. Annemin vasiyetiydi hocam. Annemin vasiyetine uyamadım. Kız kardeşim yani küpeleri vermiyor bana. Çok üzgünüm hocam. Bunun günahı nedir? Kız kardeşim hiç iyi yapmıyor biliyorum ama. Evet. Yani annenin vasiyet ettiğini kız kardeşinin müdahale etmesi, alması doğru değildir. Onun o konuda vasiyetine riayet etmeliydi. Evet efendim. Geri vermiyor diyor hocam. Evet. Annem bana vasiyet etti, bana verdi. Yanlış ediyor yani. Evet. Evet. Yanlış ediyor. Orada başka neydi dikkat çeken tarafı bu sorunun? Annem ikinci evliliğini yaptığı için kız kardeşim onunla konuşmadı diyor hayattayken. Bu da yanlış Muhsin Bey ya. Anne Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Neha Resulullah anit tevettül, dul durmaktan Allah Resulü men etti. Kadın ikinci talip çıkmış, evlenmiş ama kızı cephe alıyor. Ben seni reddediyorum. Sen nasıl annesin diyor. Sen niye kocaya gittin? Örümceli küpelerini alıyor hocam. Ondan sonra küpesini alıyor. Fakat ondan sonra da anneye dünyayı dar ediyor. Sen yanlış ettin. Sen aç mıydın? Açık mıydın? Ne diye kocaya gittin? Ne diye onun zahmetini çekeceksin? Ya dinimiz böyle emrediyor amma ya. Yani bu baskılar, anneye bu gerekçeyle konuşmamalar doğru ve haklı tavır değildir bunlar. Yanlış. Peki. Şöyle bir soru var hocam. Necmettin hocamın ellerinden öpüyorum. Ve bu mübarek cuma gününde Gazze'nin üzerindeki kara bulutların yok olup her zaman Filistin bayraklarının özgürce sallanmasını niyaz ediyorum Rabbimizden. Sorum şu. 2 yıldır evliyim. Eşimle ortak kararımız hayırlı evlat yetiştirmek zor olduğu için çocuk yapmamayı düşünüyoruz. Etrafımızdaki insanlar böyle düşünmenin günah olduğunu söylüyor. Hocam bu konuda neler söyler çok merak ediyorum. Evet. Hayırlı evlat yetiştiremeyiz. Dolayısıyla biz çocuk yapmayalım. Yanlış bu. Yani dinimizin emirlerinin, yasaklarının hedefi şu 5 şeydir Muhsin Bey. Nedir onlar? 1- aklı muhafaza veyahut malı muhafaza, mal meşru yollarla el değiştirmeli, gayri meşru yollarla değil. 2 canı korumak, can demek ki bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş gibi, bir kişinin yaşamasına sebep olan bütün insanların yaşamasına sebep olmuş gibidir. Bir kişinin öldürülmesinde payı bulunan kişileri Allah yüzüstü cehennemde sürüm sürüm sürükler. Peki demek malı, canı, aklı korumak, akıl. Yani ben ya biraz uyuşturucu kullanacağım ama biraz. Yok işte aklı dumanlayan, iyi kötüden ayıramaz hale getiren uyuşturucu, alkol kullanmama izin vermiyor. Ya ben alkol içeceğim de bira içeceğim yani. Çoğu serhoşluk verenin azı da haramdır. Yani ben hırsızlık yapacağım da banka soymayacağım. Yani sadece bir mendil çalacağım, bir kravat çalacağım ya. Le'anallahu sarikal biza, yumurta hırsızına Allah lanet etsin. Rahmet peygamberi öyle diyor. Yani demek kul hakkına ihlal edilmemeli, tecavüz edilmemeli. Peki sonra nesli korumak, nesil. Yani anamızla babamız olmasaydı biz dünyada olmazdık. Anamız babamız da böyle bir kaygı duysaydılar. Ya biz çocuğu okutamayız.
belki yaramazın biri olur. Onun da hesabını veremeyiz. İyisi mi çocuğumuz bu düşünceyle. Olmasın. Öyle düşünmediler ya. Yani bakın benim babam öyle tahsilli bir insan değildi de 9 kardeşiz. Halen elhamdülillah 9'u da hayatta. Maşallah. Bir hadis-i şerifi okurdu. Acaba hangisi yüzünden rızıklanıyorsunuz? Hel turzakun ve tunsarun illa bi zuafaikum. İçinizdeki zayıflar sebebiyle rızıklandırılmadığınızı mı sanırsınız? Yani o yüzden yani nesli korumak da bu 5 hedeften biridir. Böyle yani düşünmeleri doğru değil. Efendim yani ortalık iyi değil. İyi olma ama bu şu iyi değil dediğimiz ortalıkta ne kıymetli ne eli öpülecek insanlar da yetişiyor değil mi? Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarıyor. Evet. Evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.